Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ed-dersu'l 10. ders. El bina'u kelimelerin mebni olma durumu. El esma'ul mebniyetu. Bugünkü konumuz ilk olarak bir demiş. İlk olarak mebni isimler olacak. Fadlul Arabi. Arapların fazileti, Arapların üstünlüğü. El Arabu ummetun zatu hadaratin. Araplar medeniyet sahibi bir toplumdur. Fakat neşara'l Arabu Araplar yaydılar, yaymışlardır. Nurul ilmi vel ma'rifeti ilim ve bilgi nurunu yaymışlardır. Munzu fecril islami İslam'ın doğuşundan bu yana. Ey, kable 14 karnen min zamani yani 14 asır önce. Ve tarihul arabi fil ulumi Arapların ilim konusundaki tarihi müşrikun parlaktır. وَالَّذِي يَدُرُسُ تَارِيْخَ الْعَرَبِ Arapların tarihini okuyan, okuyan kişi يَشْعُرُ بِعَظَمَتِهِمْ Onların yüceliğini, onların büyüklüğünü hisseder. ve وَتَمْتَلِعُ nefsuhu اِعْجَابًا bihim Ve içi onlara hayranlıkla dolar. وَمَنْ لَمْ يَدُرُسْ هَذَا tarihi, Bu tarihi okumayan kişi ise فَلَنْ يَشْعُرَا بِعَظَّمَةِ هَذِهِ الْاُمَّةِ Bu ümmetin, bu toplumun yüceliğini, büyüklüğünü hissedemeyecek. فَقَدْ جَاءَ فِي تَارِخِ Arapların tarihinde gelmiştir veya Arapların tarihlerine şöyle geçmiştir. Ennehum اِذَا فَتَحُوا بَلَدًا Onlar diyor bir ülke, bir memleket fethettiklerinde اَنْشَعُوا فِيهِ مَسْجِدًا Orada bir cami inşa etmişlerdir ve benu medrese ve bir okul inşa etmişlerdir. Fe iza kanal beladu kebiran eğer o fethettikleri yer, e, memleket büyük ise esesu fihi iddet medaris ve iddet mesacid. Birden fazla yani birkaç okul ve birkaç cami inşa etmişlerdir. Kema enşa'al arabu kadiman Aynı zamanda diyor Araplar eskiden inşa ettiler. El camiati bil kahira ve Bagdad ve Kurtuba. Kahire'de, Bağdat'ta ve Kurtuba'da üniversiteler inşa ettiler. Fe neşeru ziyâ el ilmi fi kulli mekânin. Ve ilmin ziyasını, ilim ışığını her yerde yaydılar. Ve ehalu zalâmel cehli ve cehalet karanlığını dönüştürdüler. Nuran sâti'an parlak bir nura dönüştürdüler. Fekeyfe yunkiru el hâkidûne el Şimdi o kin besleyenler nasıl inkar ederler? Hâzel fadle lil arabi Arapların bu faziletini, bu üstünlüğünü nasıl inkar ederler? Sorulara bakalım. Munzu meta bedaet el Al- arabiyyetu fi zuhuri. Arap medeniyeti ne zamandan beri ortaya çıkmaya başladı? Uzkur Al- arabi Al- alemi kadimen. Evet. eskiden diyor Arapların diğer dünyadaki diğer kişilere olan üstünlüğünü zikret diyor. Mâzâ kâne arabu bil beledin lezî Araplar fethettikleri ülkeyi, memleketi, e, memlekette ne yapıyorlardı? Evet, sayfa 109'daki e, hulasa kısmını açıyoruz arkadaşlar. Evvelen el bina'u. Öncelikle diyor el bina. Bina ne demek? Yani kelimelerin mebni olma durumu ne demek? Onu açıklayacak arkadaşlar bazen diyoruz ya şu kelime mebnidir diye. İşte o ne demek? O mebniden kastımız ne? Onu açıklıyoruz. Huve en yabqa şeklu ahiril kelimeti. Sevaun ekanet ismen em fi'len em harfen. Yani bir kelimenin isim olsun, fiil olsun, harf olsun fark etmez. Herhangi bir kelimenin son harfinin, son harfinin şeklinin kalmasıdır. Ala suratin vahidetin tek bir şekil üzere kalmasıdır. Yani hiçbir zaman kelimenin son harfinin harekesi veya şekli değişmemesi durumuna bina diyoruz. O kelimenin mebni olduğunu ifade etmiş oluyoruz. Mehme ihtelefe Yani i'rab konumu, cümledeki i'rab konumu değişse de, yani ne olursa olsun bu kelimenin sonunun hiçbir zaman değişmemesi durumuna bina diyoruz arkadaşlar. O kelimenin mebini olması diyoruz. Şimdi de e, mebni olan isimler. Yani bina mebni olma durumunun ne olduğunu söyledik. Son kelimenin sonunu hiçbir zaman ne her halükarda her ne şartta olursa olsun değişmemesi durumuna bina deniyor dedik. İkinci olarak da bu sefer mebni isimler. Yani hem isimlerde bina var, hem harflerde hem de e, fiillerde mebni olma durumu var arkadaşlar. Bu dersimizde sadece mebni isimleri göreceğiz. Onları da grup grup ayırmış burada. Neymiş onlar? İlk olarak adamairu. Zamirler bir kere mebniydiler arkadaşlar. Yani cümledeki konumu ne olursa olsun harekeleri, şekilleri değişmez. Ene. Yani merfu da olsa, mansup da olsa, mecrur durum konumunda da olsa cümledeki konumu bunu gerektirse bile hiçbir zaman şekilleri, harekeleri değişmiyor. Ene, ente, huve diye bütün zamirler. Ondan sonra el esmaül mausuletu İsmi mevsuller maada hariç diyor ellezani elletani. Evet bu iki ismi mevsul hariç yani ellezani elletani hariç bütün ismi mevsuller mebniydiler arkadaşlar. Cümlede konumu ne olursa olsun harekeleri veya so, son, son e, harfinin şekli değişmiyor. Fettu alabani müsenna. Bunlar diyor ellezani elletani olan ismi mevsuller e, tesniyenin yani müsenna Tesniyenin irabı ile irapları yapılır. Neydi o da? Merfu olmaları gerekiyorsa elif ile merfu oluyorlar. ellezani zani, elle tani bu şekilde. Mansup veya mecrur olmaları gereken bir konumdaysalar o zaman da ye ile. Elle zeyni, elle teyni diye mansup veya mecrur oluyorlar. Üçüncü grup neymiş? esma işareti. İşaret isimleri yine ma'ada demiş hariç. Hâzâni hâtâni hâriç. Yani aynı yukarıda olduğu gibi bakın. Hâzâni hâtâni burada hâriç. Fetû'arabâni i'arabân müsenna. Bunlar da diyor müsenna'nın yani tesni'nin irabı gibi irapları yapılır. 4. Esmâ'ul istifham. Soru isimleri. Evet soru edatları olan soru isimleri. Yine bunlar her zaman bulundukları konum ne olursa olsun şekilleri değişmiyor. Men, ma, eyne, kem gibi. Esma u şart, şart isimleri, şart edatları vardı. Men, ma, mehma, meta gibi. Bazı zuruf, bazı zarflar. Zarf olan bazı isimler var arkadaşlar. Onlar da mebnidirler. Ne gibi mesela? Haythu, emsi, elane. Bu şekilde. Başka? El-e'dâdül murakkebetu. Geçen dersimizde görmüştük. Mürekkep sayılar. Onlar neydi? Min aşara ila tisa'ata 11'den 19'a kadar olan sayılar mürekkep sayılar diye isimlendiriliyordu. İşte bunlar mebniydiler arkadaşlar. Ve hiye tubna ala fethil cüz eyni. İşte her iki taraf bu iki basamaklı bir sayı olduğu için her iki tarafının da fetha üzere e, olmasıyla mebni oluyorlar diyor. Ma'ada hariç yine ne hariçti? İfna aşara. İthneta aşarete. Sayısı hariçti arkadaşlar. 12 sayısı hariçti. Hatırlayın orada da ne demiştik? Burada da söylüyor zaten. Fel cüz'ul evvelu minha. Bu sayının diyor ilk kısmı yani birler basamağı. Birler basamağı. iki sayısını ifade eden yer. ifna ithneta. Burası. Yu'arabu <laughs> i'arabel Yine tesniyenin irabı gibi irabı yapılır vel sani yubna alel ve ikinci kısmı yani onlar basamağındaki o 10 sayısı aşara veya müennesse aşarate bu her zaman fetha üzere mebnidir. Her zaman fetha üzerine mebnidir. Sadece isna ve isneta cümlede konumuna göre değişecek irabı. Tesniyenin irabı gibi irabı yapılacak. Eğer merfu konumdaysa aynı böyle zaten. isna aşara, isneta aşarate müennesse. Mansup veya mecrur bir konumda ise isney aşara, isnetey aşarate diye okunacak arkadaşlar. Evet sayfa 103'teki örnek cümlelerimize dönelim arkadaşlar. Bire bakalım. Tarihul arabi fil ulumi muşrikun. Parantez içindeki kelimelere bakın arkadaşlar. Bu örnek cümlelerdeki cümlelerde parantez içinde bulunan kelimeler muğrab kelimeleri ifade ediyor. Muğrab yani mebninin tersi cümledeki konumuna göre harekeleri son harfinin ha harekesi veya şekli değişen kelimelere muğrap kelimeler deniyor. Ama altı çizili olan kelimeler ise bakın çizmiş işte bunlar mebni isimlerdir mebni kelimelerdir. Yani cümlede konumu ne olursa olsun harekesi veya şekli değişmeyen kelimeler olmuş oluyor. Burada mesela tarihul arabi mübteda olduğu için merfudur damme ile yazılmış. Ama ikinci örneğe, ikinci örneğe bakalım. Ellezi yedrusu tariha. Bakın burada tariha olmuş. Burada e, mefolüm mefolun bih olduğu için değil mi? Bu fiilin mefolun bih olduğu için mansup konumunda gelmiş. İşte bakın burada lem müzari bir fiilin başına gelince bu müzari fiil meczum oluyordu. Bakın yine bir değişiklik meydana gelmiş. Yani burada bakın len gelince mansup oluyor değil mi? Müzari bir fiil başına len gelince o fiilimiz mansup oluyordu. Burada da yine bir hareke değişikliği meydana gelmiş. Ama altı çizili olan kelimelere bakalım. Ellezi. Burada müpteda konumundadır, merfu konumundadır ama mebni bir isim olduğu için herhangi bir değişiklik yapma şansınız yok. O yüzden bu mebni bir isimdir. Yine bir azameti him. Yine zamir. Zamirler değil mi? muttasıl olsun, munfasıl olsun fark etmiyor. Bunlar mebni idiler arkadaşlar. Hüm zamirinin e, yazılış kuralı var yani bu sizi aldatmasın yani bazen hüm gelecek bazen him gelecek bu hü ve zamirinin e, yani hu zamiri diyoruz değil mi? Hu zamirinin yazılışıyla yani özel bir durum var o onunla alakalı bir durumdur yoksa ki bir irab meselesi değildir. Yine bakın men yani bu e, şart edatı burada bazen soru edatı olacak bazen şart edatı olacak fark etmiyor sonucunda bu mebni bir isimdir. Haza. Bakın yine mebni bir isimdir. Burada mefulun bir konumundadır. Lem yedurus haza. Bu mefulun bir konumundadır ama fark etmiyor. Yani e, müpteda konumunda da olsa, fail konumunda da olsa, mefulun bir konumunda da olsa harekesi değişmiyor. Yine bakın hazihi. Bir azameti hazihi. Normalde muzafun ilektir, Mecrur konumundadır ama değişmemiş. Hazihi. Burada haza. Ee, ne demiştik? Mefulun bih konumundadır, mansup konumundadır yani ama haza diye yazılmış. Hiç değişiklik yok. Keyfe Sureydatıdır. datıdır doğru mu? Keyfe bu, her zaman bu şekilde yazılır. Yine el an el yani son harfin arkası fethadır. El bu şekildedir. Haza yine haza yine mefulun konumundadır. Kable erba'ata Bakın mürekkep sayılar ne demiştik arkadaşlar? Mürekkep sayılar her zaman fetha üzere mebnidir. Hangi konumda olursa olsun harekeleri değişmez. Evet normalde muzafun ilektir. Mecrur konumundadır ama fetha üzere mebni olduklarından dolayı bu şekilde yazılır. Evet alıştırmalara geçebiliriz. Birinci alıştırma mebni isimleri örnekteki ee, şey, Aşağıdaki örneklerdeki diyor. Yani cümlelerdeki mebni isimleri göstermemizi istiyor. Kâle teâlâ estaîzu billah fe men ya'mel mithqâle zerratin hayran yarah ve men ya'mel mithqâle zerratin şerran yarahû. Men görüyorsunuz. Bakın men. Burada şart edatı olan men e, ismini görüyorsunuz. Ya'mel mithqâle zerratin hayran yarahû. Hu zamir var burada. Bitişik zamir. Yine men. Aynı şey. Hu zamiri var. هذا القائد هو الذي أنقذ وطنه Evet. هذا'yı ee, görüyorsunuz. İsim işareti olan هذا. Mebni bir isimdir. هو zamir. Mebni isimdir. الذي ismi usuldür. O yüzden mebni bir isimdir. Yine huzamiri zamiri var. Yine bu da zamirdir arkadaşlar. Bunlar hep mebni isimlerdir. اَغْلَقَ مُحَمَّدْ اَلْبَابَ فَجَلَسْنَا نَحْنُ فِي الشُّرْفَةِ حَيْثُ اَلْهَوَاءُ لَطِيفٌ Evet. Nahnu'yu görüyorsunuz. Nahnu veya yine na var. Celesna'daki na zamiri var. Haythu var. Zarf olan. Haythu. Bunlar hep nedir? Evet. Mebni kelimelerdir arkadaşlar. اَيْنَا نَحْنُ min هَاُلَٰئِلْ مُسْلِم۪ينَ الْاَوَائِلِ ne eyne? Soru edatı olan eyna. Nahnu zamirdir. O yüzden <laughs> nedir arkadaşlar? Mebnidir. Min yani harf. Harfler de arkadaşlar. Harfi de mesela hep mebnidirler. Yani konumuz harfler değil ama yani sonucunda bu da ha, gerçi mebni isimleri soruyor burada. Dolayısıyla mini almayacağız. Ha yine evet e, işaret zamiridir. Evet bunlar mebni isimlerdir. Buraya Fakat kalanın en iyi olanı da bu. İşte bu Bakalım. bir bakalım. örnek. mevsul var ismi bir bir isimdir o yüzden. Yine hu zamiri var. Evet. da bir muallimu İşte bu da bir örnek. İşte Bakalım. da bir sayısını görüyorsunuz. Mürekkep bir sayıdır. O yüzden burada mebni bu da bir isimlerdendir. Bu kadar men min haula'i tullab faza bil caizeti. Yine men soruya datılır. O yüzden mebnidir. Haula'i, ey evet, zamirdir. İşaret zamiridir. Dolayısıyla bu da işaret ismidir. O yüzden mebnidir. Keyfe haluke an. Keyfe soruya O yüzden mebnidir. Ke zamirdir bitişik zamir olsa dolayısıyla mebnidir. El -an zarftır. O yüzden bu da mebni bir kelimedir arkadaşlar. Yani cümledeki konumu ne olursa olsun hangi konumda merfu konumunda da mansup konumunda da mecrur konumunda da olsalar harekeleri veya son harfinin şekli kesinlikle değişmiyor bu kelimelerin arkadaşlar. Her zaman bu şekilde görürsünüz. Evet, ikiye bakalım. İmle al faraga bi vada il ismi mebni il münasib mi ma beyn Parantez içinden diyor, uygun mebni isimlerle boşlukları doldurmamızı istiyor. Evet, talibun müctehidun. İşte çalışkan bir öğrencidir. Buraya uygun bir kelime gelecek. Yani hem mana bakımından uygun olacak hem de mebni bir isim seçeceğiz. Bakalım. Şimdi Muhammedun talibun müctehidun olabilir aslında mana bakımından olur ama bize diyor ki mebni isim ile doldur diyor boşluğu. Muhammed mebni bir isim değildir. Çünkü bazen Muhammedun, bazen Muhammeden, Muhammedin diye değil mi? Bunun bu şekilde farklı irapları var. Dolayısıyla bu mebni bir isim değildir. El-Ane ve Ente ikisi de mebni bir isimdir. Ama El-Ane talibun müştehidin anlamlı bir cümle olmaz. O yüzden bunu da eledik. O yüzden Ente talibun mujtahidun olur. Sen çalışkan bir öğrencisin. Yani hem mana bakımından uyumlu olacak hem de mebini bir isim olması gerektiğini unutmayacağız. Bakalım kutubuke kitapların diyor. E soru işareti var bir de. E, men eyne meta. Hepsi de soru edatıdır. Hepsi de mebni isimdir. Ama anlamlı bir cümle olması için hangisi gelmeli? O zaman ona bakacağız. Tabii ki de Eyne kutubuke. Kitapların nerede? Yani kitapların kim, kitapların ne zaman olamayacağına göre uygun cevabımız eyne olmalı. Ahmet nokta nokta. Ellezi sefere ila dimeşka. Şam'a seyahat eden Ahmet diyor. Bakalım. Bir kere attalibu mebni bir isim değildir değil mi? Attalibe, attalibi diye böyle irak versiyonları var. O yüzden bu olmaz. Ya elleti ya da huve. Ahmet elleti ellezi. Böyle bir şey olamaz. Doğru mu? Yani iki tane isim mevsul yan yana gelemez. Bir. ikincisi elleti müennes e, isimler için kullanılan bir isim mevzusudur. O yüzden olmaz. Tabii ki de o zaman huve kalır geriye. Ahmet huvellezi sefere ila dimeşka. Yani Şam'a yolculuk eden Ahmet'tir. Evet. Vasale Ahmet min bagdad. Ahmet diyor Bağdat'tan ulaştı. E, soru işareti var. Hepsi soru edatı şey haza soru edatı değil. Eyne ve meta soru edatıdır. Yani hepsi mebni isimdir. Hepsi mebni isimdir ama haza soru edatı değildir. Eyne, meta nerede ulaştı demeyiz. Bağdat'tan nerede ulaştı? Bağdat'tan ne zaman ulaştı olmalı? Tabii ki de mana bakımından meta olmalı. Evet, uhibbu en arake. Seni görmeyi severim diyor. Seni görmeyi isti, isterim manası da var tabii ki. Bakalım. Şimdi neşitan mana bakımından olabilir. Yani seni böyle canlı görmeyi isterim. E, aktif. Ancak e, neşitan, neşitun, neşitin diye bunun irak versiyonları var. Yani bu murab bir kelimedir. Mebni bir kelime değildir. Keyfe ve el-an keyfe sureyededir. El-an zarftır. Dolayısıyla bunlar mebni birer isimdirler arkadaşlar. Uhibbu en arake El an tabii ki mantıklı olan budur. Şimdi, şimdi seni görmek istiyorum. Evet, nokta nokta. Yez tezkiru yencehu fil imtihani. Yani derslerini çalışıyor, imtihanda başarılı oluyor. Bakalım şimdi Halid yine mebni bir isim değildir. Normalde olabilir. Halidun gelebilir mantıken mana açısından ama mebni isim istiyor bizden. Halidun, Haliden, Halidin diye bunun irabı var. Olmaz. E, huve Men huva men ikisi de mebni birer isimdir. Birisi huva zamirdir. Men şart edatıdır veya soru edatı olabilir yerine göre. Bu, burada sanki şöyle olmalı. Men olmalı şart edatı. Yani men yestezkir durusehu, hu yani her kim derslerine çalışırsa yencah fil imtihani, İmtahanda başarılı olur. Dolayısıyla men olmalı arkadaşlar. Çünkü şöyle huve olmaz mı diye aklınıza gelebilir. Huve yestezkiru durusehu ve olması gerekirdi burada. Eğer burada ve olsaydı huve olurdu. Yani o derslerine çalışıyor ve imtihanda başarılı oluyor. O zaman olurdu huve. Ama ve olmadığı için buranın bir şart cümlesi olduğunu anlıyoruz. O yüzden şart edatı olan men kelimesinin buraya gelmesi gerektiğini anlıyoruz arkadaşlar. Dekal tu el mescide nokta nokta ezanil magribi bi kalil. E, camiye diyor akşam namazından biraz önce girdim. Evet. Kable var. Nahnu var. İza var. Yani kable yok burada aslında. Yani akşam ezanından biraz camiye girdim. Yani biraz ne? Biraz önce olması lazım. Evet. Nahnu. Şimdi kable, nahnu, iza. Bunların hepsi mebni isimlerdir. Qable zarftır. Nahnu, zamirdir. İza, şart edatıdır. Ancak buraya uygun, mantıklı olan e, kelimemiz tabii ki de kabledir arkadaşlar. Dekaltül mescide, kable ezanil magribi bi kalil. Akşam ezanından az, az önce. Vasale nokta nokta amilen ilel masna'i. Evet, fabrikaya işçi geldi. Vasale وصالة... Şimdi el amilune mebni bir isim değildir. Değil mi? Vavnun, yenun ile yazılıyor. Mansup ve mecrur olunca yenun şekliyle yazılıyordu. Bunu eliyoruz. Hem de mantıklı olmaz zaten. Vassale el amilune amilen diye bir şey olmaz. Evet. Ahada aşara ellezine. İkisi de mebni isimdir. Birisi mürekkep bir sayıdır. Birisi de ismi mevsuldür. Evet ama buraya gelmesi gereken kelimemiz tabii ki de 11 sayısı olmalı. Ahada aşara amilen ile masnahi fabrikaya 11 işçi geldi. Evet, vasale ellezine amilen diye bir şey olmaz arkadaşlar. Mantıksızdır. Üçüncü alıştırma. Parantezinde kelimeler var. Bunlarla boşlukları doldurmamızı istiyor. Ahsin ila ehsene ileyke. E tabii ki de men olmalı. Ahsin ila men ehsene ileyke. Yani sana iyilik yapana, yapan kişiye iyilik yap. Nokta nokta uhibbu vatani. Vatanımı seviyorum. Ve tabii ki de ene, ene uhibbu vatani olmalı. 3 Teskunu ya Halid. Halid diyor, oturuyorsun. E, soru edatı. Tabii ki de o zaman eyne. Eyne teskunu ya Halid. Nerede oturuyorsun Halid? Evet dörde bakalım. Bir kere bunların hepsi mebni isimlerdir yani. Bütün bu parantezindeki isim kelimelerin hepsi mebni kelimelerdir. Bunu unutmuyoruz. Yeclisu validi nokta nokta yeclisu dayfuhu. Evet, babam tabii ki de haysı olmalı ya. Evet haysı. Babam diyor misafirin oturduğu yerde oturuyor. Evet. Beş. Fealte el hayra ahabbeken nasu. İyilik yaptın, insanlar seni sevdi. Şart olsa gerek, İza tabii ki de. İza tel hayra, eğer diyor iyilik yaparsan, ahabbeken nasu, insanlar seni sever diye bir şart cümlesi olmuş oldu. Seezhebu ila menzili, nokta nokta li liqai dayfin. Evet, misafirle görüşmek için diyor, evime gideceğim. E şimdi tabii ki, şimdi. Seezhebu ila menzili el ane. Lilika'i dayfin. Kale hâzer râ'ye. İki tane men kaldı zaten. Men gâle hâzer râ'ye. Bu fikri, bu görüşü kim söyledi? Men yecitehid. Ha buradaki men soru edatı olan men. Buradaki men gördüğünüz gibi yecitehid diye meczum olduğuna göre bunun şart ifade eden, şart edatı olan men olduğunu unutmayacağız. Men yecitehid fi amelihi yencah fi hayatihi. Kim işinde çalışkan olursa hayatında başarılı olur. Tabii ki de men olacak burası. Evet dörtte diyor. İkra el ayatil kerimete taliyete. Aşağıdaki ayet kelimeleri oku. Sümme el ismel mebniye fiha. Sonra içerisindeki mebni isimleri bul, göster ve beyin nev'ahu. Bir de çeşidini söyle diyor. قال تعالى استعيذ بالله سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم هو الذي هو كده هو وار بكرة، يعني yani yani هو در. الَّذِي هو 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 كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا من حيث من زافتر وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم ويد المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار يعني بقدر الله B'de ne diyor? Uzbut bir şekli ma tahtahu hattun. Altı çizili olanları diyor harekele ve beyin sebebe zapti. Sonra da harekeleme sebebini söyle diyor. Fil ardi e, harfi cerden dolayı mecrur bir isimdir. Fil ardi harfi olduğu için başında mecrur okuyoruz. Min ehlil kitabi. Evet el kitabi muzafun ileyhi olduğu için mecrur okuyoruz ve gazef fi kulubihimur ru'be gazef fi ler fail gizli hu'dur er ru'be mefulun bihdir o yüzden mansub okuyoruz ya ulil absari muzafun ileyh olduğu için mecrur okuyoruz evet 5 tane var beyin mevki'a ma tahtuhu hatun min el evet altı çizili olan kelimelerin irak konumunu e, beyan ediyor söyle. Açıkla. Örneklere bakalım. Hâzihi talibetun mujtehidetun. Bu çalışkan bir öğrencidir. Hâzihi. Diyor ki hâzihi ismun mebniyün. Bir kere mebni bir isimdir. Fi mahalli raf'in. Evet mahallen merfudur. Mubtada, mübtedadır. Hâzihi kelimesi mübtedadır. Mahallen merfudur. Çünkü mebni bir isimdir. Bu şekilde söylememizi istiyor. Marartu bi selasete aşara taliben. Evet. 13 öğrenciye uğradım diyor. Selasete aşaranın altı çizili burada. Yine ismun mebniyun fi mahalli cerrin. Evet. Başına ahri cer olduğundan dolayı ma me mahallen mecrurdur. Mebni bir isimdir diyor. Haza muslimun min bakistane. Evet. Altını çizmemiş ama muhtemelen bu olsa gerek. Haza. Evet. Yine ismun mebniyun fi mahalli rafa'in mahallen merfudur. Çünkü mübtedadır. Mübtedadır mahallen merfudur. Yecbu alel insan en yukafiha haythu yecbul kifaha. İsmun mebniyün. Mebni مبني bir isimdir. Evet. Fi mahalli nasbin. Mansub yani mahallen e, mansubdur. Çünkü zarftır. İştereke kamsete aşere taliben fi rihletin elel kahirati. Yine 15 sayısını görüyorsunuz burada. Evet. tercümler bazen unutuyoruz. Ee, şöyle diyelim. Yecibu alel insan en yukafiha. İnsanın diyor mücadele etmesi gerekir. Haythu yecibul kifahu. Mücadelenin gerektiği yerde insanın diyor mücadele etmesi gerekir. İştareke khamsata aşira taliben fi rihletin ilel kahirati. Kahire'ye yapılan bir gezide. Kahire'ye yapılan geziye diyor. 15 öğrenci katıldı. Evet burada 15 sayısını görüyorsunuz. Yine mebni bir isimdir. Değil mi? Mebni bir isimdir. Mahallen merfudur. Fail. Faildir. Mahallen merfudur arkadaşlar. Öncelikle mebni bir isimdir. Bak hepsi mebni isimlerdir. Birisi mahallen merfudur burada da. Burada mahallen mansuptur. Üçüncü de mahallen merfudur. Neden? Fail olduğu için. Eynel muhasibu. Muhasebeci nerede? Yine burada eyne. Mebni bir isimdir. Evet, haberdir, mahallen merfudur. Uhibbu ellezi yuhlisu fi amelihi. İşinde samimi olan, ihlaslı olan diyor, severim diyor. Buradaki ellezi mebni bir isimdir. Mef'ulun bihtir, mahallen mansuptur Vasaltu ilal mescidi kable assalati bi khamsi dakika. Camiye namazdan 5 dakika önce ulaştım. Kable, evet mebni bir isimdir. Evet, e, zarftır arkadaşlar. Zaman zarfıdır. Dolayısıyla mahallen mansuptur. Men wahhabe nefsahu lil vatanik kutibetlehu alhayatu. Evet, kim diyor kendini vatanına adarsa ona hayat yazılır, ona hayat verilir. Evet, men şart edatıdır değil mi? Şart edatıdır. Evet. Dolayısıyla e, mübtedadır. E, mahallen merfudur diyeceğiz. Antum cunudun ficeysil vatani Siz vatan ordusunda askerlersiniz. Yine entum burada mebni isimdir. Müktedadır. Mahallen merfudur. Evet 6. alıştırma. Burada arkadaşlar 6 çizili olan e, kelimeleri mebni isimlerle değiştirmemizi istiyor. Mesela örnekte "ra'yitu al-afale yelabune fil hadi'kati" çocukları diyor bahçede oynarlarken gördüm. Burada altı çizili olan kelime "al-afal" bunun yerine is, e, ismi mevsul kullanmış. Mebni bir isim olan isim mevsulu kullanmış. "ra'yitu allazina lazine yelabune fil hadi'kati" yani bahçede oynayanları gördüm. Bir bakalım "ra'yitu al-vuzara yjilisun fi qaa'ti al-mu'tameri". Evet, bakanları e, sempozyum salonunda veya kongre, konferans salonunda otururlarken gördüm. Burada el vuzarae Evet, bunun yerine mebni bir isim kullanmamızı istiyor. Aynı yukarıda olduğu gibi ellezine kullanabiliriz. Ra'aytu ellezine yeclisune fi qa'atil Yani konferans salonunda oturanları gördüm manası olur ya da ra'aytuhum yani el vuzara yerine bunun yerini tutan zamir vardı değil mi? Ra'aytuhum yani onları gördüm diyebiliriz. Ahmedu emara bi zalik. Ahmet bunu emretti. Ahmet yerine huve deriz. Huve emara bi zalik olur. Hazani talibani minel hindi. Evet bu iki öğrenci Hindistan'dandır diyor. Hazani yerine ne diyebiliriz? Huma diyebiliriz. Huma Huma talibani minel hindi veya huma ikisini beraber hazani talibani yerine huma minel hindi diyebiliriz. İnne hatinil fetatayn min Afganistan. Ese bu iki genç kız Afganistanlıdır diyor. Yine hatin yerine huma diyebiliriz. Ama inne huma el fetatayn olmaz. İkisinin yerine yani nasıl ki burada hazani taliban yerine Huma minel hindileri dedik. Burada da hateyni el fetateyni yerine huma deriz. Inne huma. Hatta humayı inneye bitiştiririz. Bitişik zamir olur. İnne huma min Afganistan olabilir. Hüsam ve Faysal musafirani gaden ilel kahira. Evet. Hüsam ve Faysal diyor. Yarın kahireye e, gidiyorlar. Yolcudurlar. Hüsam ve Faysal yerine huma veya hazani musafirani gadan ila kahirati olabilir. Ya ya da huma ikisi de olur. Alimet veya alimtu enne sabiran kâle zalike. Evet sabirin bunu söylediğini işittim, duydum, öğrendim. Evet alimtu ennehu kâle zalike. Yani sabire nehu enneye bitişmiş bir Zamiri hu zamiri olacak. Bitişik hu zamiri. Alimtu ennehu kâle zâlike. de ne var? El muallimâtu yuallimne et-tilmîzâti el-fadîlete. Evet. Bayan öğretmenler diyor. Bayan öğrencilere erdem, erdemliği öğretiyorlar. Fazilet, erdem öğretiyorlar. Evet. El <laughs> yerine ne deriz? Hunne veya hâulâ yuallimne et-tilmizatil fazilete olabilir ya da hünne yuallimne olabilir. Tullabul <-ül> mustavâ et-thâmin <el> <yüzz> seyetekharracûne hâzel âme sekizinci kur öğrencileri bu yıl mezun olacaklar. Bunun hepsinin yerine değil mi? 8 kur öğrencileri yerine hüm seyetekharracûne hâzel <âme> veya ha <hâulâ> seyetekharracûne hâzel âme olur. Evet, yedinci etkinlikte ne var? Bir parça var. Bunu okuyup soruları cevaplamamızı istiyor. Min kitabil eyyami lit doktor Taha Hüseyin. Doktor Taha Hüseyin'in El Eyyam adlı kitabından diyor. Ve ehezel feta yestaiddu. Genç hazırlanmaya başladı. Li itqani lügatil fransiyeti. Fransızcayı Fransızcayı iyi bir şekilde öğrenmek için hazırlanmaya başladı. Etkane yutkunu bir şeyi iyi yapmak. Ee, i̇yi öğrenmekse o iş öğrenmesini iyi yapmak manasında. Min bir yandan ve taallumi yine liye bağlı burada. Li itkani ve li taallumi manasında. Ve taallumi latiniyeti min cihetin bir yandan da Latinceyi öğrenmeye, değil mi? Latinceyi öğrenmeye hazırlanmaya başladı. Fehaze li nefsihi ve kendisine aramaya başladı. An muallimin khasin özel bir hoca aramaya başladı. Yu'inuhu ala zalika. Evet buna yani bu işlere kendisine yardımcı olacak. Buna yardımcı olacak özel bir hoca. وَبَدَأَ رِفَاقُهُ يَبْحَثُونَ لَهُ ve arkadaşları onun için aramaya başladı. Anil muallimi allazi yulaimuhu. Evet, ona uygun olan la eme yulaim uygun olmak. Ona uygun bir hoca. Hatta qila lahum inna sahibakum makfufun. Yani a'ma. Sizin arkadaşınız görme özürlüdür. Yani a'madır. ولا بد ان يتعلم كتابة المكفوفين وقراءتهم öğrenmelidir diyor öncelikle öğrenmelidir neyi ee, görme engellilere özel yazmayı ve okumayı öğrenmelidir denene kadar li yastati'a an ya'temide ala nefsihi yani kendisi yapabilmesi için, kendi kendine yetebilmesi için fi tahsili ma yuridu el ilmi istediği ilmi tahsil etme konusunda kendi kendine yetebilmesi için e, görme engellilere özel yazma ve okumayı okuma e, biçimini öğrenmesi gerekir denene kadar arkadaşları hoca aramış. Ve akbelel feta alel kitabetil barizeti o genç diyor kabartma yazıya yöneldi. muha, yani e, öğrenmek için öğrenmek üzere o kabartma yazıyı öğrenmek üzere geldi. Hatta etkaneha ta ki onu güzel bir şekilde öğrendi. Velakinnehu indema hawala fakat diyor o çalıştığı zaman çalıştığında en yentefi'a biha yani ondan istifade etmeye çalıştığında fi durusihi derslerinde lem yecid ilel intifa'i biha sebila yani onunla faydalanmaya bir yol bulamadı. Yani ondan istifade edemedi. Felem tekun el kutubu elleti kana yahtaju ila qira'atiha. Çünkü diyor okumasına ihtiyaç duyduğu kitaplar değil idiler. Kad tubiat basılmış değiller idiler ala havi Bu özel yöntemle yani kabartma yöntemiyle basılmış kitaplar değillerdi. Bu yüzden bu kabartma yazısını okuma şeklinden istifade edemedi. Wa rubbama uti el kitabul matbuu. Belki diyor bir kitap basılı bir kitap ona verildi ala Bu yöntemle basılmış bir kitap ona verildi. فَلَا يَكَادُ يَأْخُذُ ف۪ي قِرَاءَتِهِ Yani onun okumasına başlar başlamaz. حَتَّى يَضِيقَ بِهَذِهِ الْقِرَاءَةِ Evet bu okumadan ne yapıyordu? Sıkılıyordu. Sıkılıyordu. اَشَدَّ الْضِيقِ Yani çok şiddetli bir şekilde, aşırı bir şekilde bu okuma şeklinden sıkılıyordu. فَهُوَ قَدْ تَعَوَّدَ اَنْ يَأْخُذَ الْعِلْمَ Çünkü o ilmi almayı yani ilim öğrenmeye alışmış idi bi uzuneyi kulaklarıyla yani işiterek duyarak ilim öğrenmeye alışmış idi la bi isbahi parmağıyla değil. Evet bu kadar arkadaşlar. Bugünkü bu kadar bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.